Sinirlerim çok bozuk. Ya Gülürü sakinleş artık. O senin ablan. Yani ne söylüyorsa iyiliğin için söylüyordur. Ha, histerik bir alınganlık yapıyor sadece. Boş konuşuyor. Mantıklı tek kelime ettiği yok. Yine de ona karşı bu kadar sert olma bence. Ömer, özür dilerim ama benim sertliğimle ilgili bana laf söyleyecek son kişi bile değilsin sen. Böyle yaptığın zaman gerçekten sinirlerim bozuluyor. Demek ki ablan doğruyu söylüyordu, öyle mi? Yani affedeceğin son kişi bile ben olmamalıyım. Seni affetmediğimi biliyorsun. Ya konumuz bu değil ki. Sen Mesude'yle tartıştın, gerginsin ve şu an için içini yiyor. Tam olarak öyle değil. Ben kimseyi çekmek zorunda değilim artık. Ne yoncanın, ne eniştemin, ne annesinin para gözlülüğünü hoş karşılamak zorunda değilim. Ya bugün utanmazların miras da miras diye bahçede bir timsah yürüyüşü yapmadıkları kaldı. Ama ben suçlu oluyorum. Sadece onlar mı? Mert. Mert. Yaptığı bütün yanlışları unuttu. Bana attığı son kazığı unuttu. Patron içesinin defilesini sabote ettiğim için bana trip atıyor. Herkes bir şeyler yapıyor. O günah keçisi ben oluyorum. Yok artık öyle. Bak, sinirlerin çok bozuk, gerginsin, anlıyorum. Ama ailenle ilgili meseleyi lütfen büyütme. Ya biraz sakinleş, ablanla ondan sonra konuşursun. Ömer, seni buraya akıl almak için de bana terapi yap diye de çağırmadım. O yüzden buluşmak istemedim seninle. Ama kime söylüyorum ki? Ben alıştım artık senin avukatlıklarına. Bir önceki buluşmamızda Gülfem'in avukatlığını yapıyordun. Şimdi ablamınkini yapıyorsun. Ben korkuyorum sıra Mert'e gelecek diye. Senin bana karşı olan gerginliğin anlık bir şey mi? Beni affetmediğin için mi? Yoksa bu geceye özel bilmediğin başka bir sebep daha mı var? Neden Gülfem'i görmeye gittin? Anlamadım. Bugün neden Gülfem'in atölyesine gittin? Yanlış anlama. Gülfem'le ne konuştuğumuzu merak etmiyorum. Ben de ne konuştuğumuzu söylemeyeceğim zaten. Bravo. Çok doğru cevap. Gülfem'i ziyarete gittim. Çünkü merak ediyordum. Cihan'ın cenazesinden sonra bir kere bile konuşmadık. Yani benden uzak duruyor. Sebebini bilmediğim bir şekilde benden uzak duruyordu. 40 gün boyunca tek düşündüğüm ben değildim yani. Enerjin ikiye bölünmüş durumdaydı. Gülürü, düşünmeden konuşuyorsun. Gerçekten. Sadece beni geri kazanmaya çalışırken bir yandan hala Gülfem'le eski dostçuluk oynaman tüylerimi diken diken ediyor. Ya buraya Gülfem'i konuşmak için mi geldik? Ya hayatının bu döneminde bile en sevdiğin insanlara karşı bu kadar tahammülsüzken tek derdin Gülfem mi? Tek derdim benim Gülfem'in atölyesine neden gittiğimi, bunu konuşmak için mi geldim buraya? Beni ağzını aramakla mı suçluyorsun? Saçmalıyorsun. Ben bir tek ikimizle ilgileniyorum. Yani Gülfem'in atölyesine gittiğimi, nereden öğrendiğini bile merak etmiyorum, dikkat ediyorsan. Bunu bile sormuyorum sana. Gülürü, bütün şiddetinle bana karşı istediğin kadar diren. Ben seni kazanmaya çalışıyorum. Bu gece söylediğin hiçbir şey bana ablanın söylediklerinden daha ağır gelmedi. Benim tek derdim seni kazanmaya çalışmak. Senin mutluluğun, bundan başka hiçbir şey düşünmüyorum. Umursadığım başka hiçbir şey yok. Bana inan lütfen. Hiçbir şey düşünmeden sadece ellerimize baktığım zaman her şey çok kolay geliyor. Baksana ellerimize.
sanki hiç birbirini itmemişler. Hiç birbirlerinin canını yakmamışlar, hiç ayrı düşmemişler gibi. Gelirim. Ama yalan. Şimdi elimi ne kadar sıkı tutarsan tut. O indirimin bomboş kaldığı sabahı bana unutturamazsın. O otel odasında geçirdiğim geceyi. O otel odasında uyandığım hayatımın en karanlık sabahını. O otel odasını unutturamazsın Ömer. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.